Abi oğlum video Benim adım zaten Arda Turan. 3,6 milyon atmış ya. Nasıl hayır oğlum? Amına koyayım. Az önce anlaştık ya. Abi bu videoyu Bu benimle, beni çok sevmiş bir çocuk arasındaki iç hesaplaşmadır. Bu bana güvenmiş. ya beyler az önce izleyelim diye anlaştık. Ne oldu şimdi ya? Bana inanmış ve daha sonrasında hayal kırıklığına uğramış bir adamla benim aramdaki iç hesaplaşmadır. Benim adım Arda Turan. Bu videoda izleyeceğiniz tüm karakterler ve olayların gerçek kişi ve kurumlarla ilgisi yoktur. Tamamen hayal ürünüdür. Bu video benimle onun arasındaki bir iç hesaplaşmadır. Bunu niye yaptınız Arda ya? Gerçekte Galatasaraylı çok az vardı. Ares, bak senin gibi 3-5 tane ergen yüzünden çete moderatör çağırttırma bana. Tamam canım kardeşim. Uslubunla otur, izle. Milli takımdaki mevzulardan mı? Adam mısın? Adam mı? Ha, Fatih Terim mevzusu. Doğru, o da olabilir. Benim adım Arda Turan. 1987 yılının Ocak ayında İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde dünyaya geldim. Kendimi bildim bileli Galatasaraylıyım. Bunu hiç saklamadım. Florya'da açtım gözümü, Florya'da öğrendim hayatı. 2000 yılından itibaren yaklaşık 5 sene beraber oynadık. Uğur, Ferhat, Mehmet, Aydın. Nice başarılara imza attık. Sadece ülkenin değil, Avrupa'nın altın jenerasyonu deniliyordu bize. 2005 yılına gelindiğinde PAF takım için yaşça büyük, A takım içinse tecrübe olarak küçüktüm. Devre arasında Manisa Spor'un yolunu tuttum kiralık olarak. Kaptanla da yıllar sürecek dostluğumuzun ilk bas... Bu arada Ersun Yanal olmasaydı Arda Turan'ı izleyemeyecektiniz he. Biliyorsunuz değil mi bu detayı? Tabii canım. Manisa'ya onu alan da Ersun Yanal. İlk oynatan da Ersun Yanal. Bağlarını burada kurmuştuk. Yalan yok. Ersun Hoca benim kariyerimde bir şanstı. 19 yaşında kurmuştuk. Yalan yok. Ersun Hoca benim kariyerimde bir şanstı. 19 yaşında bir çocuk olarak Ersun Yanal'ın cesareti sayesinde o sezon geriye kalan 17 lig müsabakasının 15'inde forma şansı buldum. İyi de kullanmıştım bu şansı. Toplam 2 gol attım. Selçuk'a bak. Samiyen'de Galatasaray karşısında bir asist yaptım. Arda pasını aktarıyor Holosko. Fenerbahçe ile oynayıp 5-3 kazandığımız maçta çok iyi bir performans koydum ortaya. Sezon bitimiyle birlikte yuvama, Florya'ya geri dönmek için sabırsızlanıyordum. Artık futbol severler ismimi duymaya başlamış, ekşi sözlükte başlığım bile açılmıştı. İnsanlar benden harika sözlerle bahsediyordu. Nur içinde yatsın, yuvaya döner dönmez Ösan... Galatasaray tarihinde en sevdiğim başkan buydu. İnanılmaz düzgün bir adamdı bu. Özhan Can Aydın gerçekten çok düzgün adamdı. Başkan odasına çağırdı. Manisa'daki performansımdan dolayı tebrik etti beni. Ve Galatasaray ile olan sözleşmemi 2011 yılına kadar uzattık. Allah'ım sana çok şükür diyordum. Yıllardır kurduğum hayaller gerçek oluyordu. İdmanlarda izlediğim, maçlarda top toplayıcılığını yaptığım o büyük futbolcularla aynı sahayı paylaşacaktım. Altyapıda 6 numarayı giyerdim ben. Çocukken Arif abiyi pek severdim. Manisa'da 6 numara doluydu. 66 olsun istedim, o da doluydu. 66'nın tersi 99'u verdi hocam.
Galatasaray'a geri döndüğümde forma numarasının pek bir önemi yoktu. Ama 66 olacağını öğrendiğimde epey mutlu olmuştum açıkçası. Değişik bir adamdı Erik Gerez. Hem oyun mantalitesi hem de gençlere forma vermesi konusunda çok cesurdu. Bir önceki sezon akranların Ferhat ve Uğur'a 20'şer maç forma vermişti. Bu yüzden bana da sıra geleceğine emindim. Ancak bu kadar çabuk olmasını ben de beklemiyordum doğrusu. Ligin ilk maçında Ankara deplasmanında ilk yarıyı 1-0 geride kapamıştık. Ben yedek soyunmuştum. Devre arasında ben ve yine bizim 6 jenerasyondan... Bana ne oldu lan? Özgürcan mıydı? Neydi bu? Neydi bu ya? Özgürcan mıydı? Neydi? Öyle bir şeydi bu. Cafercan mıydı? Cafercan ya da Özgürcan, ikisinden biri. Özgürcan'a bakarak Necati ve Hasan abiye seslendi. İkinci yarı yoksunuz. Ben Hasan abinin yerine, Özgürcan Necati abinin yerine oyuna girdik. Sasa'nın golüyle 1-1 bitti maç. Gerçekten çok iyi oynamıştım. Son düdüğe kadar, vücudumda ter kalmayana kadar koştum. Biliyordum. Milyonlarca Galatasaraylı için önemli olan aslında buydu. Maçın sonunda formam sırılsıklandı. Bir sonraki maç Şampiyonlar Ligi ön elemesiydi. Çek temsilcisi Mladé Boleslav ile oynayacaktı. Maç toplantısında adımı tahtada gördüm. İlk 11 var. Arkadaşım ben durdurmadan izleyemiyorum ya. Yani chat bilir bunu. Ben durdurarak biz böyle izliyoruz yani. Bütün videoları böyle izliyoruz. İşliyordum. Bu maç benim tüm hayatımın kırılma noktasıydı. Evet, ben bu sol maç. Kanatta görev alacaktım. Sol bekte Orhan Ak vardı. Orhan abi maçtan önce bana önde kal. Sürekli önde pres yap. Rakip çok güçlü değil. Defansa fazla gelmene gerek yok. Bugün gol atman senin için çok iyi olur dedi. Dediklerini harfiyen uyguladım. Öyle de oldu. 2 gol attım. Bu Bayrampaşa'dan çıkıp Florya'da yetişen 19 yaşında bir çocuğun hayaliydi. Benimle yaşıt milyonlarca çocuğun hayaliydi. Bu belki de şu an yapmakta olduğum iç hesaplaşmaya sebep olan bir hayaldi. 2006-2007 sezonu harika başladı fakat öyle bitmedi. Sezonu lider Fenerbahçe'nin 14 puan gerisinde 3. olarak bitirebilmiştik. Yine de toplam 36 maçta forma giymiş, gerek performansım gerekse sempatik tavırlarımla taraftarın sevgilisi haline gelmiştim. Bir sonraki sezona Falcam yönetiminde başladık. O sezon oynadığımız 52 resmi maçın 44'ünde forma giydim. Sezonu harika bir şampiyonlukla kapattık. Bu benim Galatasaray formasıyla kaldı. Çok iyi kadroymuş lan. Mehmet Topal, Arda Song, Ayhan Akman, Ümit Karan, Bülent Korkmaz. Kıracağım ilk ve son kupa olacaktı. Euro 2008. Nasıl anlatılır, nereden başlanır hiç bilmiyorum. Başından sonuna kadar peri masalı gibi bir hikayeydi ülkemiz için. İsviçre maçında 90. dakikada yaradana sığınıp vurdum. Top ağlardaydı. Bir ülkenin kaderi 90. dakikada değişmişti. O maç sonrası taraflı tarafsız herkesin sevgilisi haline gelmiştim. Çek maçında 2-0 geriye düştük. Dakikalar 70'lere geldiğinde herkes umudunu yavaş yavaş yitiriyordu. Turnuvadan eleniyorduk. 74'te Sabri araya oynadı. Hamit abi yerden ortaya çevirdi. Hiç bekle... Ataberk 4 yaşındayken mi? Bro kuvvetle muhtemel babanla aramızda 2 yaş falan vardır ha. 31 yaşındayım ben. Bekletmeden kapattım plasayı. Geri dönüş ateşinin fitilini yakmıştım. Gole sevinmedim bile. Tuncay topu filelerden çıkarıp orta sahaya getirdi. Sonra Nihat abi çıktı sahneye. Çeyrek finaldeydik. Keşke turnuva sonrası zaman donsaydı. Hiç ilerlemeseydi saatler. Hep orada kalsaydık. Kaç yaşındaymışım? 15 yaşındaymışım ya. Euro 2008, 93 doğumluyum, 15. Ben hep bu ülkenin çok yetenekli, koca kafalı, en sempatik genç futbolcusu olarak kalsaydım. Keşke turnuva sonrası takım olarak var mısın yok musuna katılmasaydık. Keşke. 2008-2009 sezonuna Süper Kupa ile başladık. Ama 61 puanla ilk 5'e son anda girecek kadar kötü bitirdik. Ben yine 45 maç oynadım. Fenerbahçe'de bizim kadar kötüydü de çok fazla protesto edilmemişti. Ancak ligin son haftalarında oynanan derbide yaşananlar sonrası sempatik çocuk imajım ilk defa zedelenmişti.
maç sonrası yaptığım bu açıklamalar başıma ne geldiyse ağzımı tutamadığım için geldi tezini doğrular nitelikteydi. Yok yani dışarıda abi, içeride öyle. Biz her yerde aynıyız. Kimseden bir korkumuz, bir çekincemiz yok. Herkes bunu bilsin yani. Gördüğünüz üzere. Ya, ne gerek vardı şuna ya harbiden? Ülkenin en sevilen adamısın. Futbolda bütün Fenerbahçeliler çok seviyor seni. Kime diyor ya? Semih Şentürk'e diyor. Ya herkes çok seviyor. Fenerliler bile çok seviyor amına koyayım. Aziz Yıldırım açıklama yapıyor Arda'yı alacağız diye. Ne gerek var yani? Ben o gün neysem bugün de oyum. Konuşmadan, yorum yapmadan duramıyorum. Futbolculuğum da böyle benim. Yerli yersiz her topa giriyorum. Her konu hakkında bir fikrim var. Ve bu fikrimi belirtmekten hiç çekinmiyorum. Var mısın yok musun olayında şey diyor. Acun'la tanışma mevzusuna. Milli takım sonra Euro 2008 sonrası var mısın yok musun'a katıldı takımcı. Acun Ilıcalı ile orada tanışıyor. Yani o abiler muhabbeti. Bilmiyorum. Keşke daha az konuşmayı becerebilseymişim. Belki de çok mutlu olacaktık. Tutsaydık dilimizi. Kariyerimdeki ikinci büyük kırılma noktası. Yıllar önce Sabah Hanım'la bir röportaj yapmıştık. Bana neden 66'yı giydiğimi sormuş ve 10 numarayı giyme hayalim var mı diye sormuştu. Asla diye yanıt vermiştim. Nedenini sorduğunda bilmediğimi, sadece bunu istemediğimi ifade etmiştim. Gerçekten bilmiyorum. Kendimi hepinizden iyi tanıyorum ben. 10, Galatasaray tarihinde her zaman özeldir. Hacı giymiş, Prekazi giymiş, Metin Oktay giymiş her şeyden önce. Belki de bu yükün, bu sorumluluğun altında ezilmekten korkuyordum. İnsan her zaman korkularıyla sınav edilir. Benim de 2009 yılındaki sınavım buydu. Yeniden yapılanma süreciydi Galatasaray için. Yeni bir takım kuruluyordu. Sezon öncesi kampında Haldun abi beni yanına çağırdı. Murat Yalçın daha da orada. Dediler ki, Arda bu yeni takıma kaptan olmanı ve bu sezon 10 numaralı formayı giymeni bekliyoruz. Ne diyebilirsin ki? Reddedebilir misin bu teklifi? Kabul ettik mecburen. Abilerimiz bize böyle öğretmişti. Galatasaray senden bir şey istediğinde vermen gereken tek bir cevap vardır. Evet. Ya ben daha önce söylemiştim 10 numarayı giymek istemiyorum diye ama sağ olsun başkanımız ve sayın futbol şube sorumlularımız, yönetim kurulumuz bana Metin Oktay'ın formasını emanet etmek istediler. Biz de bu emaneti layıkıyla umarım taşırız. Kusura bakmayın uzun zaman sonra bu kadar heyecanlandım. Sonuçta ben de 22 yaşındayım. Galatasaray kaptanlığı ve 10 numara benim için büyük bir onurdur. Böyle bir onur yaşadığım için çok mutluyum. Hayatımın en mutlu günlerinden bir tanesi. O yüzden bana bunları yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım bu formaya, bu kaptanlık pozivanına layık olmaya çalışacağım. Oysa yalnızca 22 yaşındaydım ve sanki 10 numarayı giymek yeterince korkutucu değilmiş gibi bir de benden Harry Kewell'ın, Milan Baroš'un, Elano'nun, Keita'nın olduğu... Kadroya bak lan! Harry Kewell, Milan Baroš, Elano. Bu amcık çok iyiydi bu piç. Abdülkader Keita. Ya şu Ali Serkan'ı bir permalayayım da siktir git bu yayından amına koymayayım senin geldiğinden beri. İlla çete moderatör çağırttıracak bana amına soktuğumun götü ya. Siktir git. Amcığın oğlu ya. Bu saatte bile amcık var ya. Ricard'ın yönettiği takıma kaptanlık etmemi istemişlerdi. Ya ben vallahi takımı... ya sustum amcık hiç susmuyor ya. Ne çene varmış amın oğlunda. Yaptığı şakalarla herkesi güldüren sempatik koca kafalı afacan çocuğuyum. Kaptanlık nedir? Nasıl yapılır? Nereden bileceğim ben? Bir anda ciddileştim. Beni ben yapan, beni bütün ülkenin sevmesini sağlayan tüm özelliklerimi bir kenara bırakmak zorunda kaldım o sezon. Ciddi, sevimsiz, onların tabiriyle herkese posta koyan bir adama dönüştüm. Hayır zaten Sinem'le olan ilişkim sebebiyle her gün magazin gündemindeyim. Bunun zar zor üstesinden geliyorum. Kaptan olunca daha da çok çevrildi objektifler üzerime. Tamam, haklılar, anlıyorum ben kaptanım. Örnek olması gereken adamım ama ben 22 yaşındayım ya. Hata yapacak zamandayım. Hata yapma... Bu nasıl bir eşleşme lan? Ama bile izin vermediler. Ama kaptandım. Ciddi ve sert gözükmek zorundaydım. Takımca sergilediğimiz kötü performansın da etkisiyle ertesi sezon çok daha kötüye gitti her şey. Üstelik hayatım boyunca yakamı bırakmayacak kasık problemlerim ilk defa bu sezon ortaya çıkmış ve toplamda 102 gün... Erman Toroğlu şey demişti ya, çok seks yapmaktan demişti canlı yayında buna. Ya benim amına koyayım ya.
Abi şaka mı ya amına koyayım? Canlı yayında adam çıktı, çok seks yapmaktan dedi, kasıktan dedi. Ya ayıp amına koyayım ya. Günlük bir sakatlık yaşarken o sezon oynadığımız 20'ye yakın maçı kaçırmama sebep olmuştu. Bu kasık yırtığının çok seks yaptığım için olduğunu bile söyleyen şarlatanlar çıkmıştı. Ne özel hayat bıraktılar anlayacağınız, ne de yatak odası. Hayatımda en üzüldüğüm anlardan biri. 11 Aralık 2012. Galatasaray Gençler Birliği maçı, Samiyen'de oynanan son lig maçı. 2-0 yenildik. Başta ben olmak üzere herkesi ıslıkladı taraftar. Üstümde 10 numara, kolumda pazuband, kulübede bu formanın hakkını vermiş bir efsane. Samiye'nin son maçında takımım 2-0 yeniliyor. İçimde fırtınalar kopuyor ancak yine dik durmaya ve takım arkadaşlarımı teselli etmeye çalışıyordum. Bize böyle öğretilmişti. En kötü günde bile dik durur gerçek Galatasaraylılar. Sezonun ikinci yarısında yeni statla birlikte yeni bir sayfa açmıştık. Sakatlığım da yeni düzelmişti. Namağlup devam ettik ta ki Fenerbahçe maçına kadar. Fenerbahçe maçında yedektim. İlk yarı 1-0 önde kapattık. Çok iyi top oynuyorduk. Oyuna girmeli, belki bir gol atmalı ve taraftarla barışmalıyım diye düşünüyordum sürekli. Sakatsın girme demesine rağmen oyuna girmek için başının etini yedim hacin. Açılış. Bildin mi? Açılış. Dayanamadı. 61'de oyunu aldı beni. O gün kafamın içinden geçenleri size anlatamam. Anlatsam da anlamazsınız. Ancak şu kadarını söyleyeyim. Allah ve o gün o stattakiler şahittir ki canım fiziksel manada daha önce hiç bu kadar yanmamıştı. Kasığıma iğneler batıyordu sanki. Aldırmadım. Epi topu 20 dakika daha vardı. Oynayacaktım ve maçın bitiş düdüğüyle tribünlere koştuğumda bitecekti her şey. Ne de olsa Galatasaraylı olmak demek fedakarlık demekti. Ancak olmadı. Tek kale oynadığımız maçın 75. dakikasında Semih çıktı sahneye. Sonra Alex. 87'de gençliğimin katili Alex. 2-1 kaybettik. Maç sonrası şunu anladım. Kasık lifim yine kopmuştu. Ancak anladığım tek şey, kopan tek şey o değildi. Kafaya koymuştum. Sezon sonu ayrılacaktım takımdan. Artık bu birlikteliğin ne takıma ne de bana bir faydası yoktu. Dediğim gibi Fenerbahçe maçı sonrası bir şeyler kopmuştu. Mart'ın ortalarında oynamıştık derbiyi. Belki hiç girmemeliydim o maça. Belki ben girmesem kazanırdık. Mart ayından sezon sonuna kadar bunu düşündüm hep. Her gece bu fikirle koydum kafamı yastığa. Evet, doğru olan buydu. Varlığım kulübe zarar verme noktasına gelmişti. Ancak sezon sonu bir şey oldu. Hoca geldi takıma. Bir enkaz devralmıştı ve çok zor bir savaşa girecekti. İnsan babasını böyle bir savaşta yalnız bırakabilir mi? Gitmek istiyorum diyemedim haliyle. Hemen kolları sıvadı hoca. Daha Temmuz bitmeden kurdu takımın iskeletini. Elmander, Selçuk, Melo, Thomas, Muslera. Transferin bitmesine 5 gün var. Telefonum çaldı. Ahmet Bulut muydu bu amına koyayım? Aldı. Aurelio'yu da Betis'e gönderen buydu değil mi? En iyi adamımızı Real Betis'e gönderdi ya. Ahmet abi arıyor. Evet abi. Amına koyayım nerede durdursam o muydu? Direkt söyledim. Tico Madrid'den 13 milyon euroluk teklif var Arda. Niyetin nedir? Ulan sırası mıydı şimdi? Ne diyeceğim ben hocaya? Sanırım bu ona attığım ilk kazıktı. Kulüpte göndermeseymiş amına koyayım. Ne alaka? Yepyeni bir sayfa açacaktım Madrid'de. Yeni takım, yeni şehir, yeni çevre. Türk basınından uzak, sadece futbola konsantre olacağım yeni bir yaşam. Bir aklımda hocadaydı. Belli etmese de çok alındı bana. Ama onun beni anlayacağını biliyordum. Fiorentina'ya gittiği gün ben çok ağlamıştım mesela. Ama onu asla suçlamadım. Hayallerinin peşinden koşmuştu sonuçta. Şimdi hayallerinin peşinden koşma sırası bendeydi. Yine de İspanya'dan zamanında beni ıslıklayan Türk taraftarlara nükteli cevaplar göndermeyi ihmal etmiyordum. Atletico Madrid'de Manzano yönetiminde ilk sezonumda 45 maç oynadım. 5 gol attım, 11 asist yaptım. Üstelik artık yeniden Arda Turan'dım. Hani şu komik, neşeli, sempatik çocuk. Sezon ortası Manzano görevden ayrılıp yerine Arjantinli teknik adam Diego Simeone. Hoş geldin Arjantinli Aykut Kocaman. Simeone gelmişti. Onun gelişi hem Atletico Madrid hem de benim için büyük bir kırılma noktasıydı. Daha ilk sezonumda kupa kaldırmıştım. Hem de UEFA kupası. Vallahi beyler hepinizin bir dönem Atletico Madrid'e sevgisi vardır. Benim hiçbir zaman olmadı. Ben Atletico Madrid'in oynadığı her maçı inanılmaz sıkıcı buldum. Yani... Tabii fikirler değişir. Beni sarmıyor yani Atletico Madrid. Simeone'nin oynattığı oyun beni sarmıyor yani.
Finalde 90 dakika forma giydim. 3-0 kazandık. Maç biter bitmez Türk bayrağını çıkarıp sahada turlamaya başladım. Ülkemi yeniden temsil etmek, ülkemin yeniden gurur kaynağı olmak benim için paha biçilemezdi. Diego Simeone önderliğinde gerçekten kendimi buldum. Tutkulu, hırslı, yenilgiyi kabul etmeyen savaşçı bir karakteri vardı. Bir röportajda onun için kalbimi veririm demiştim. Bir sene sonra kendisi benim için şöyle söylüyordu. Arda çok özel bir çocuk. Kocaman bir kalbi var. İspanyolca konuşmuyor ancak vücut diliyle bakışarak birbirimizi anlıyoruz. Sanırım bu sözler onunla benim aramdaki özel ilişkiyi yeterince açıklamıştır. Diego'nun yarattığı savaşçı takım kimliğinin sahada vücut bulmuş haliydi. Bu hali çok iyiydi. Yeni sezonda bana 10 numaralı forma emanet edildi. Üstelik bu kez daha hazırdım. El Turco Arda Turan diyorlardı bana. Bence Prime Arda bu. Benzetmesi yapılıyordu. Sahada basmadık yer bırakmıyordum. 40 maçta oynadım. O sezon ligi 3. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi'nde oynama hakkı kazandım. 2013-2014 sezonu takımdaki 3. sezonumdu. Baştan sona harikaydı. Hem benim hem de takımım Atletico Madrid için. Ligi 90 puanla Real Madrid ve Barcelona'nın üzerinde tamamlayıp şampiyon olmuş. Bu işte bu Arda çok iyiydi abi. Şampiyonluk senesi Atletico'nun. Falcao, Agüero, Diego Costa, Fernando. Abi bir ara şey muhabbeti vardı ya. Dünyanın en iyi santraforu işte şu an Agüero. Niye? Çünkü Atletico Madrid'de oynuyor. Atletico Madrid'de oynayan forvet dünyanın her zaman en iyi forvetidir muhabbeti. Hakikaten adamlar leblebi gibi gol atan hep bütün iyi forvetler Atletico'dan çıktı yani. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselmiş, yarı finalde Chelsea'yi, üstelik benim de gol attığım ve 3-1 kazandığımız maçla elemiştik. La Liga gibi dünyanın en iyi liglerinden birinde şampiyonluk kupası kaldırmak, Şampiyonlar Ligi'nde final oynama hakkı kazanmak, yeniden sempatik, çok sevilen Arda olmak. Finalde Real Madrid'e 4-1 yenildiğimiz maçta... Yok be Morata o kadar... Yapmayın be beyler. Morata tamam da yani bu şimdi mesela bir Prime Falcao gibi bir şey değildi Morata yani. Torres, David Villa, Forlan hani bunların bir tık altında kalır bence Morata. Yine nükseden kasık problemlerim sebebiyle sahada yoktu. Ancak bu kez seks yaptığım için sakatlandığımı söyleyen şarlatanlar ortalıkta yoktu. Onun yerine şöyle söylüyorlardı. Arda Turan Barcelona'ya ancak seyirci olarak gider. Bu süreçte siyasi görüşlerim nedeniyle çok eleştirildiğim bir dönem oldu. Yineliyorum, benim başıma ne geldiyse bir türlü tutamadığım çenemden geldi. Gezi sürecinde yaptığım anlamsız açıklamalar, gezinin yıl dönümünde yaptığım paylaşımlar, sanki insanların sinirlerini bozmak için kasıtlı olarak davranıyor gibi. Ya faizler düşmeli ne ya Allah aşkına. Of! Faizler düşmeli. Arda Turan. Sanki yeterince bölünmemişiz gibi bir de ben bölmeye çalışıyordum. Tüm bu sebeplerden ötürü Barcelona'ya transferim başka bir açıdan olay oldu. Bu transfere sponsor transferi dediler, devlet destekli transfer dediler. Birisi de çıkıp şunu demedi. Aslanım sen Atletico Madrid'de 4 tam sezon oynadın. Her sezon 45-50 maça çıktın. La Liga şampiyonu oldun, UEFA kupası kazandın. Şampiyonlar Ligi'nde bir kez final, bir kez çeyrek final gördün. Sen zaten Barcelona'da oynamayı hak ettin. Helal olsun. Böyle bir şey duymadım. Güç yozlaştırır derler. Mutlak güç mutlaka yozlaştırır. Sanırım yozlaşıyorum. Zirveye çıkması zordu ama orada kalması çıkmaktan daha zordu. Barcelona'ya transfer olmayı hak ettiğimden emindim. Ama orada kalıcı olmak için daha fazlasını yapmam gerektiğini unuttum. Barcelona'nın transfer cezası nedeniyle 6 ay futboldan uzak kaldım. Yine de tüm eleme maçlarında kadroya çağırdı hocam. Neredeyse gidemiyorduk Euro 2016'ya. Keşke hiç gitmeseydik. Euro 2008'den sonra zamanı dondurmak isteyeceğim ikinci anıydı hayatımın. İzlanda maçının 89. dakikasında Manisa'dan eski bir dost geçti topun başına. Kaptan attı, soluğu Avusturya'da aldı. Selçuk topun gerisinde. Selçuk geliyor, vuruyor ve gol! Selçuk geliyor, gol de geliyor. Bekle bizi Fransa! Euro 2016 tam bir dejavuydu. Fondaki şarkı şey kardeşim, son pişmanlık neye yarar, her şeyin bir bedeli var. Müslüm Gürses. 6 yıl önce benden bir şeyleri koparan o duygunun aynısını yaşadım.
Top oynamadık, oynayamadık. Psikolojimiz bozuktu. Hazır değildik. Çok affedersin, götümü kaldıramıyordum. Vücudum, kafamın içindekileri yapmaya engel teşkil ediyordu. Islıklandık, yuhalandık, protesto edildik. Benim önderliğimde ülke futbolunun en sevimsiz milli takımı olmuştuk. O günden sonra bir daha hiç eskisi gibi sevilmedi bu milli takım. Prim konusuna girmek istemiyorum, zira girersem çıkamayız. Şu kadarını bilin yeterli. Konu kesinlikle benimle alakalı değildi. Başka bir arkadaşımın hakkını savunmak için gitmiştim hocanın yanına. Sanırım bu ona attığım ikinci kazıktı. Euro 2016'da kendimle ilgili şunu keşfettim. Sadece çenemi tutamamak değilmiş meğersem benim problemim. Benim aslında her zaman kendimi haklı görmek, asla özür dileyememek gibi çok daha büyük bir problemim varmış. Hep söyleyecek bir sözüm var. Ancak özür dilemek kesinlikle bunlardan bir tanesi değil. Bundan... Beyler, bu arada bu video YouTube tarihinin en iyi 3 futbol videosundan biri olabilir ya. Yani burada Alican abinin hakkını gerçekten vermek lazım. Hani korkunç bir mevzu bu. Sunum, görseller, Arda Turan'ı kendi ağzından anlatması, yani müthiş yani. Sonrası benim için tamamen serbest düşüş. 2015'te 45 milyon euroya Barcelona'ya transfer olan ben, 2016 yılında La Liga'nın en kötü 11'ine seçildim. Ben ve bazı arkadaşlarım milli takıma 9 ay kadar çağrılmadık. 9 ay sonra çağrıldığım ilk 2 maçta bir sorun yoktu. Takım kazanmış, insanlar tam bir şeylerin düzeldiğine ikna olmaya başlayacaktı ki ben yine duramadım. Benim için kapanmamış bir mevzuydu ve babam yaşındaki Bilal Meşe'ye orospu çocuğu deyip üzerine saldırdım. Buna rağmen saldırı görüntüleri basında fazla yer almadı. Her zaman arkamda olan federasyon ve beni kazanmaya çalışan hocam bu olayın üstünü kapatmaya çalıştılar. Federasyonun basın sözcüsü tarafından bana bir özür metni hazırlandı. Çıkıp efendi gibi özrümü dileyecektim ve zaman içerisinde bu konu kapanacaktı. O yüzden şu izlediğiniz görüntülerde hala ben milli takım üniformasını giyiyorum. Ama dedim ya, benim bir problemim vardı. Özür dileyememek. Herkes benim özür dileyeceğimi beklerken ben metnin yüzüne bile bakmadım. Masanın üstüne koydum ve kendi kafamdaki konuşmayı yaptım. O değişik, aldırış etmez, umursamaz surat ifademle. Adamlıktan ve kenarıya çekilmekten bahsettim. Ki pişman mıyım? Değilim. Son pişmanlık ne? Sanki ne yaparsam yapayım haklı her zaman bendim. Güç yozlaştırmıştı. Mutlak güç, mutlaka. Ertesi sezon Barcelona'da kadro dışı bırakıldım. Transfer listesine koyuldum. Hiçbir talibim çıkmadı. Altıma sıçtım lan, sen nasıl geldin buraya? Gel. Baba. Rağmen milli takımdan hocanın ayrılıp Lucescu'nun geçmesi üzerine siyasi sebeplerle aramın çok iyi olduğu Sayın Demirören'i aradım. 3 ay kenarda kalmak yeterli. Milli takıma geri dönmek istiyorum dedim. Hemen kabul ettiler. Ben bile bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim. Sanki artık ben ne istersem onu yapabilirim gibi hissediyordum. Yeni sezonda kadro dışı ve hiçbir resmi maçta forma giymemiş bir oyuncu olarak ülkemin milli takımının tüm maçlarında oynadım. Ne oldu, ses mi geliyor? Kulaklıktan ses mi geliyor? Aman. Merhaba. Merhaba. Murat. Murat, sen babayı ne kadar seviyorsun? Ne kadar seviyorsun babayı, göster. Oo. Bas, sen babanı ne kadar seviyorsun? Evet. Şöyle koy. Evet. Alkış. Murat, City nerede? Aa, gitmiş mi? City gitmiş mi? Aa. Murat kaç yaşında? 1. Evet. Alkış. Hadi gel, sen de burada uslu uslu izle, tamam mı? İzlanda'ya 3-0 yenilip Dünya Kupası'na gitme hakkımızı kaybettiğimiz maçın 60. dakikasında tribünden yükselen ıslıklı protestolara sadece gülerek karşılık verdim.
ya ne yapsaydım? Oynamamama rağmen çağrıldığım, isteyince bırakıp gittiğim, isteyince geri geldiğim bir yerdi burası. E bu kadar kolay elde ettiğiniz bir şeyin çok fazla bir kıymeti olmuyor sizin için doğal olarak. Bakın Benzema'ya, 2015'teki kaset skandalının ardından asla tekrar milli takıma çağrılmadı. Fransa geçen yaz Dünya Kupası şampiyonu oldu. Kim bilir nasıl pişmandır şimdi Karim. Benimse pişman olacak bir şeyim olmadığından gülmem oldukça normaldi. Koca yarım sezon kadro dışı kaldım Barcelona'da. Devre arasında efendim, transfer... Efendim, gol evet. Ama sen bizi böyle rahat bırakmazsan biz izleyemeyiz ki. Ama bizi bırakman lazım. Biz ne izliyoruz? Ne izliyoruz biz? Hı? Gol. Bizi bırakman lazım. Babacığım. Hadi koş anneye bakayım. Hadi bakalım. Anneye git anne. Oğlum ne yapıyorsun orada? Bunlar ne? Rehin aldı bizi amına koyayım. Lan! Şş. Hadi gel bir el salla da git içeri. Gel buraya. Gel gel. Şş. Arabalarla oynuyor. Gel buraya gel. Murat! Of! Dönemi yaklaşırken Ahmet abi Galatasaray'ı bir yokladı. Olmaz dedi Dursun Başkan, paramız yok. Yahu dedi hallederiz bir şekilde, kiralık falan sponsor da buluruz. Başkan Financial Fair Play kurallarını hatırlattı, olmaz dedi. Meğersem kafasında hocayı getirmek varmış. O yüzden olmamış bizmiş. Galatasaray işi yatınca Fikret Orman'la görüştü Ahmet abi. Fikret Orman akıllı adam. Nerede karlı bir iş görse hemen anlar. Annesini boyayıp babasına satar dedikleri cinsten. Ya abi bu nasıl bir laf ya? Barcelona zaten benden kurtulmak istiyor, 3'e 5'e bakmayıp verecek. Fikret Başkan onayladı, Şenol Güneş zaten çocukluğumu biliyor. Problemli adam yönetmek konusunda uzman. Olur dedi gelsin. Yok, yine olmadı. Murat oğlum bilgisayarı kapayacaksın ya. Şşş, gel buraya. Tamam bari burada dur ya. Yayın yapıyoruz şurada, iki kafa dağıtalım dedik. Gel buraya gel, tamam al arabalarını da burada gel. Al. Al burada sür tamam. Bu kez Beşiktaş tribünlerinden veto yedim. Koskoca Arda Turan olarak istenmeyen adam olmuştu. Milli takımda ıslıklıyorlar. Camiam, evim, yuvam dediğim Galatasaray beni istemiyor. Hayır, Beşiktaş reddediyor. Son bir çare kaldı. Tüm temaslarımı kullandım. Sağ olsun büyüklerimiz birkaç sponsor ayarladı ve Başakşehir'e transferim gerçekleşti. Burası iyi olacaktı benim için. Taraftar baskısı ve başarı stresi olmayan, diğer İstanbul kulüplerine göre gözden uzak, hem yönetimi hem de teknik ekibiyle... Ya ne var lan? Ne gülüyorsun? Hayır bırak onları. Ne? Ne? Tekrara önem veren, gelecek vadeden bir kulüptü Başakşehir. Hem tecrübem hem de futbolumla gerçekten büyük katkısı... Size ne lan yavşaklar, evlat benim değil mi? ...sağlayabilir adımı tekrar... al oğlum al bütün dolar burayı indir aşağı indir hepsini. Beyler 500 abonelik gelmezse çocuğum popodan... Babacım hadi be annenin yanına git bir futbol sabah oturayım dedim şurada kendime keyif yapayım dedim be yavrucuğum. Temize çıkarabilirdim. Üstelik Madrid'de kısa bir dönem beraber oynadığım ve çok sevdiğim Emre abi de buradaydı. Fenerbahçe'de oynadığı zamanlarda Türkiye'nin en sevilmeyen futbolcusu olmasına rağmen burada kendini değiştirmiş
tekrardan herkesin beğenisini kazanmış, hatta 37 yaşında milli davet almıştı. Kağıt üstünde her şey çok iyiydi. Başlangıçta her şey çok iyiydi. Beyler, benim kulaklığa bir şey oldu. Kapanıp duruyor sürekli. Adam, adam! Bir dakika. Bir saniye, bir kulaklığı baştan başlatıyorum. Gidiyor musun babacığım? Aa, nereye? Çok üzüldüm ya. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Dur. Lan İlay. Alsana. Dip sen açıyorsun sen. Nasıl çıkıyor koltuğa? Koltuğa çıkış nasıl? Eleman kilitledi bizi ya. İlal sen mi açıyorsun, Murat mı? Kapıyı zorluyor ha. İlk maçımda ilk golümü atmıştım. Merhaba demek için daha iyi bir yöntem yoktu. 6 aydır top oynamadığım için sonradan oyuna giriyordum. Hocam bana güveniyordu ve aldığım süre giderek arttı. Şampiyonluk için oldukça yüksek bir şansımız vardı. Sivasspor karşısında 1-0 öndeydik. Ben yine oyuna sonradan dahil oldum. Dakika 90+2'de bir gol yedik. Bu gol şampiyonluk ümitlerimizi sona erdiriyordu. Maçın son hücum şansında sağ kanatta topla buluştum. Bir çalım denedim, olmadı. Normalde her zaman gözüm kapalı attığım cinsten bir çalımdı. Olmadı, atamadım. Olmamasının sebebi tamamen fiziksel kalitemin yetersizliğiydi. Müdahale tamamen topaydı. Pozisyonun faulle ilgisi bile yoktu. Son 2,5 yıldır doğru düzgün futbol oynamayan biri olarak artık telefon kulübesinde yürüyerek çalım atabilen Arda değildim. Belki de bunu kabul etmekten, bununla yüzleşmekten korktuğum için suçu başkalarında aradım. Hakemin boğazına sarılmıştı değil mi burada? Hakemin boğazına sarıldığı pozisyon. Yan hakemi tartakladım. Sonra orta hakemin üzerine yürüyüp hepinizi öldürmek lazım dedim. Herkesi öldürmek isteyişimin sebebi neydi biliyor musunuz? Kendimi sevmeyişim. O anki kendimi, o çalım atamayan Arda'dan nefret ettiğim için herkes ölsün istedim. Takibinde 10 maç ceza aldım. Sanki yeterince futboldan uzak kalmamışım gibi gelecek sezonun da ilk 8 haftasında takımdaki yerimi alamayacaktım. Herkesten daha fazla çalışıp eksiklerimi kapatmam gerekirken ben ne yaptım? Yok, gece kulübüne gitmekten bahsetmiyorum. Alkol kullanmaktan bahsetmiyorum. Evli ve karısı hamile bir adam olarak başka bir ünlü adamın karısına sözlü tacizde bulunmaktan bahsetmiyorum. Sonra o adama kafa atmaktan hiç bahsetmiyorum. Burnu kırılan o adamın bulunduğu hastaneye üstünde ruhsatsız silahla gitmekten de bahsetmiyorum. O silahı alnıma dayayıp beni vur demekten bahsetmiyorum. O adamdan olumsuz bir yanıt alınca silahı umarsızca seker de birini yaralar mı diye düşünmeden yere doğru ateşlemekten bahsetmiyorum. Neyden bahsediyorum biliyor musunuz? Tüm bu olaylar döngüsünün sonunda kendimi hala haklı görmekten bahsediyorum. Daha önce de söyledim. Benim her zaman söyleyecek bir sözüm var ve asla haksız değilim. Oysa basit bir özür dilemeyle her şeyi çok daha kolay halledebilirdim ancak yapamıyorum. Benim sorunum bu. Özür dileyemiyorum. Alper Yemenicilere bak, ilk masadan kalkan o. 12 Haziran 2008 akşamı ben Türkiye'nin en sempatik çocuğuydum ve muhtemelen futbolu bıraktığım gün Türk futbol tarihinin en çok nefret edilen adamı olacağım. Nasıl geldik buraya? Nasıl oldu tüm bunlar? Bu benimle onun arasındaki bir iç hesaplaşma. İnsanlar sevdiklerine alınır derler. Şimdi anlıyorum. Onun bana olan nefreti aslında çok sevmesinden kaynaklanıyor. Şimdi çok daha iyi anlıyorum. Milyonların bana olan nefreti zamanında beni çok sevmiş olmalarından kaynaklanıyor.
Benim adım Arda Turan. Çok konuşan, hep haklı olan ve asla özür dilemeyen Arda Turan. Her şey sizin için, her şey. Son pişmanlığım ne yara. Her şeyi bedeli olmalı ya. Beyler, çok etkileyici bir video bu ya.